Herkese merhaba dostlar. Mombazon'un 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölüm Çakır Şek'i tamamlamıştık ve şeker üretimine başlamıştık. Bu bölümde ise şu Frenchies ile konuşup artık şu garaj işi nasıl olacak ona bakacağız. Katılı butonuna destek olan bu arkadaşlara çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar, kellerine bereket. Katılı butonuna destek olan arkadaşlara her videonun başında böyle ekranda bir onlara selam gönderme işimiz var. Bir de Discord sunucumuzda onlara özel rolümüz var. Hazır Discord demişken de açıklama kısmında Discord sunucumuzda linki var. Hepinizi beklerim. Sohbet muhabbet dönüyor. 700-750 kişilik bir sunucumuz var. Evet. 3. ve 4. bölümü arka arkaya çekiyorum. Şu an 4. bölümdeyiz. Hemen 3. bölümün arkasından devam ediyorum ve ilk defa güneşli bir gün. Sonunda. Yani sonunda sis yok. Bakın her yeri görebiliyoruz. Orada Sugar Shake'imiz, şeker fabrikamız devam ediyor. Şimdi saat 9 gibi pompayı çalıştıracağım. O çekmeye başlasın gene. Hatta çalıştıralım şimdiden. 10 dakikaya çalışacak zaten. O pompa çalışmaya başlasın. O artık sürekli çalışacak. Elektrik faturası ile ilgili birkaç bilgi öğrendim. Yani elektrik şey ile ilgili. Karavana normal elektrik çektirmekle ilgili. Onun zarfı 1-2 gün içinde geliyormuş. 1-2 gün iş gününde. 1-2 iş günde daha doğrusu. Aslında ben 1-2 iş günde geçirmişim diye hatırlıyorum ama olmayabilir. Onun postası geliyormuş. Sonra ona ödeyeceğimiz meblağı da öğrendim. 28 bin mi diyor, bir şey mi diyor, öyle bir meblağ diyor ama öyle para çıkartmamız bizim şu an için imkanı yok. 140 dolar cebimizde paramız var, açız. Yani 28 bin elektriğe istesek de veremeyiz yani. İsterim ama veremeyiz. O yüzden bizim mecburi olarak şu Sugar Shake işini çözmemiz lazım. Varili teslim ettiğimiz zaman 200 dolar veriyormuş. Ondan sonra her pazar, 5 pazar boyunca 200 dolar ödüyorlarmış bize. Bizim bu işi çözmemiz lazım bir şekilde. Anca parayı o şekilde vururuz. Onun dışında pek bir şey yapamayız. Hatta belki o para kasma işini canlı yayında bile yapabiliriz bir ara. Bu arada canlı yayınlarda ara sıra açacağım. Yani planım o yönde. Onu da öğrenmek için Discord sunucumuza gelirseniz orada canlı yayınları daha öncesinden söylüyorum. Söyleyeceğim yani. Diyeceğim ki bugün canlı yayın var, şu gün canlı yayın var, şu saatte canlı yayın var gibi. Şimdi gelelim bir Francis'le konuşalım. Selamünaleyküm. O diyor ki bizim, ben diyor garajımın ikinci katını bitirdim falan diyor. Biz de diyeceğiz ki garaj için bana yardım eder misin? Çok fazla ona ihtiyacım vardı. Bana 48 dolar versen garajın yapına başlarım. Arabamın yanına koy. Tamam, 48 dolar veririm ben sana. Ben de nefret ediyorum yani. Kötü bir iş. Ha, buraya koyacağım. Ama ne odunu? Gene mi çam koyacağım? İyi de ben bunu denemem lazım. Önce bir öbür Sugar Shake gibi olmasın. Evet, gittim ufak çaplı bir araştırma yaptım. 48 parça yakacak odunmuş. Yani Sugar Shake gibi bizden 48 parça 64 parça tüm odun istemiyor. Bizden 48 parça yakacak odun istiyor. Şu şurada bir dursun şöyle. Bunların durumu iyi. Bunlar baya baya büyüyor. Hatta patates tamamlanmak üzere. Şimdi burada akça ağaçlar var. Bunların fidanlarını alırız. Şu Sugar Shake'e yakın bir yere ekeriz. Aa, burada bayağı bir çam ağacı var galiba. Bunların hepsini ben alırım. İndiririm aşağı şimdi. Şöyle yapacağız. Klasik bizim bildiğimiz işler. Şu budama aracını alacağız. Bakın. Ha, şunlardan mı bizim? Tamam, bizim. Bunlar bizim komutanım. Hop. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Hadi bunu da aldık. Seni de seçtim. Seni de aldık. Seni de aldık. Tamam. Burayı bir komple. Hadi şu da alalım. Burayı bir temizleyelim ya. Şimdi fidan ekim işlemleri tamam. Yani fidanları aldım. Hepsini ektik. Tohumlar fidana. Fidanlar ağaca. Ağaçlar ormana. Dönecek inşallah. Aa, buradaymış. Tamam. Şimdi bu ağaçları devireceğim. Bir. İki. Şimdi şöyle devirelim. Üç. Ama güzel yani. Türkçe ekle, yani şu oyuna Türkçe eklemeleri benim zaten kalbimi çaldı. Maalesef o kadar Türkçe yok. Gerçi Türkçe değil. Diğer diller diyor ki. Bir İngilizce var. Bir de Fince galiba. Şunu bir ayıralım. O buradan bayağı çıktı. Çünkü
Acele etmezsem bu video olur 2 saat. Bunun editi var. Yüklenmesi var. Ben mesela sustuğum yerlerin çoğunu kesiyorum. Böyle iki laf arasında susuyorsam bile kesiyorum ki siz sıkılmayın. Şuradan bir şey içelim. Bize çok acıkıyoruz ya. Vallahi yemek durup murup hepsi bitiyor. Neyse bir ara alışverişe gideriz. Bugün anacığımızı aramadık ya. Bir arayalım. Vallahi bazen gazlıyoruz anacım be. Rahip dememiz ispiyonlu ya. Evet, arabayı doldurdum. Hatta yetmedi içine doldurdum. Tam bir... Aa, ağırlık çökünce arkası çöküyormuş lan bunun. Çok iyi. Evet, pick-up'ın gerçek sahipleri videosu oldu. Şurada da bayağı bir odun arttı. Bunları da artık video dışında ben kendim götüreceğim para kazanmak için. Durum bu şekilde. Saat de 4'ü geçince şey jeneratörü durdurdum. Arabayı yükledik. Şimdi bunları dökmeden yavaş yavaş götürmemiz lazım. Her yerimiz odun oldu. Bismillah deyip şöyle yavaştan şöyle geri geri geliyoruz. Allah. Ya dikiz aynası yok ki ya. Ya sağ ayna yok yani. Lan gaza basmaya korkar olduk ya. Hale bak. Ama bir şey getirilebilirdi. Bak böyle bir üstüne brandı örtme. Ne bileyim halat çekme. Hani odundan dökülmesin diye. Bir olay getirilebilirdi. Çünkü bilmiyorum belki de bunun zevki de buradadır. Araba yamuk gidiyor bu arada. Bunun zevki de belki buradadır. Ama öyle bir olay olsa sanki gidip brandayı bir satın alsak mesela marketten 500 dolar falan böyle anlatabiliyor muyum? Böyle bir eklenti olabilirdi. Fren tutmuyor. Onları burada kendisi alacak mı biz bırakacağız mı? Heh. Teşekkürler kardeşim. Yarın garajına çalışmaya. Eyvallah, eyvallah. Bak, görüyor musun? Odun verdik. Adam bize garaj yapacak. Boşuna yapmadık yani bu iş. Yani tamamen kendi menfaatimizdeydi bu. Bunları satalım. Tamam, az bir şey de gelir hallettik. Garajın yapımı galiba 6 gün sürüyormuş. Abimiz yarın başlayacak. Garaj yapımına da başladık yani. Garaj yaptırıyoruz artık. Bu da böyle bir olaydı. Bunu da yaptık. Yavaş yavaş. Bu ses nedir? Değişik bir ses geliyor arabadan. Pikabında mı bakım var? Dur lan araba gidiyor. Nesi bozuldu ya bunun? İçerideki parçaların da var. Aa, pikabına demek ki parçalar bozulabiliyor. Demek ki bundan ses gelmeye başladığına göre bunun şey bozuluyor ya. Arkadan geliyor ses. Şaft maft mı bozuluyor ya? Diferansiyeli mi bozuluyor acaba? Vallahi bilmiyorum bu ses nereden gelir ya? Lan zaten paramız yok. Bir de başımıza bunu açtık. Neyse. Şimdilik burası tamam. Bura böyle dursun. Garaj yapımında 6 gün boyunca garaj yapacakmış. Şuraya garaj gelecek. Garaj tamamlayacak. Kardeşimiz garaj yapımına başlayacak yani. Bu işi de becerdik. Bu işi de yaptık. Bitirdik. Burada bir şey daha eksilmesi lazım. Arkadaşı kazandık. Garaj tamamlanacak. Daha fazla alan için yazdığı al. Onu bilmiyoruz da. Hurdalar girişi onu daha yapmadık. Kondik manuel vites kutusu tak. Manuel vitesi bulduk. Takacağız. Alüminyum yakı bilmiyoruz. Eve şebeke gücü çaktırmaya çalışıyoruz. Çekiciyi de almadık. Patates kızarması paketi daha satmıyoruz. Hurda koningi açmadık. Oo, bayağı dolmuş. Bu bir günde buraya kadar dolduysa şuraya kadar. İkinci gün şurada desek. Üçüncü gün, dördüncü gün. 4-5 güne dolar bu. Ama tabii ki bizim işimiz şu an orayla değil. Biz şu işi bir açalım. Kazanı bir dolduralım. İyi iyi kazan doluyor. İyi iyi. Para geldikçe seviniyoruz. Lan daha nereye akıyorsun? Doldu. Alo. Dur doldu doldu. Daha burada var. Burada çok var da. Of bugün üretimdeyiz. Bugün işimizin başındayız gece boyunca. Bir kağıt atalım. Şöyle bir 4 tane odunumuzu atalım. Hop. Ne oluyor lan? Oğlum kaşım gözüm yandı ya. Öyle bir ateş mi çıkaramam? Neyse.
Bu çalışıyor şu anda. Şöyle. Bu şekilde. Esasında kattığımıza göre. Artık şifalı bir şey oldu bu. Bakın her şey o depo dolunca bu da sürekli çalışıyor. Burada da verimli çalışıyor. Her yer güzel bir şekilde çalışıyor. Bakın şöyle bakarsak burada dibinde. Ama artıyor. Bir dolduralım ne kadar dolacak. 25, 29, 33, 38, 42, 46, 50, 54, Sakarya, 54 Sakarya. 54'e kadar doldurduk. Güzel. Bu varili satacağız. Aa, hemen bu sıcaklık niye böyle hemen düşüyor ya? Akşam oldu diye mi? Akşam hava daha soğuk ya. Aslında bakın bura bitti. Depo da bitti. Yani pompa hızlı olsa şu pompa hızlı olsa hızlı çalışsa üretim hızlı oluyor aslında. Yani o pompadan sonra şurası hızlı bitiyor. Ben boşuna onu attım şimdi buraya. Burası yanıyor öyle. Neyse gerek yok. Şöyle kapatalım. Burada üretim işimiz de bitti. Lan öleceğiz, enerjimiz çok az. Işıkları yak. Vallahi öleceğiz ucunda. Hadi. Ben uyumaya gidiyorum. Jeneratörü kapat. Öldük. Vallahi öldük. Ya rip. Vallahi öldük. Nerede doğacağız şimdi? Ulan. Bir dakika erken geleydik, yattıydık ya. Neredeyiz biz? Evdeyiz. Kaydı da gündüz yaptım ama kafa bir hoş gibi. Oo, garaj yapılıyor. Vay 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 vay. Şu an camlar herhalde. Vallahi çerçeveyi yapmış. Zaten buranın betonu hazırmıştı ya. Sanki proje daha önceden çizilmiş gibi yani. Bir konuşulmuş garaj yapılacak diye. Buraya beton atılmış, geri kalanı kalmış. Neyse sıkıntı yok, güzel. Yalnız madem böyle bir şey yapabiliyorduk, biz niye kendimiz ev yapmadık ama niye karavanda kalıyoruz? Böyle de bir olay var. BMW'yi biraz geri çekelim ya. Bunda bayağıdır marş basmıyorum ha. Şöyle. BMW şurada şöyle dursun. Oldu mu bu? O hazır. Ha, sepetle alacağız. Buna da sepetle alacağız. Tamam. Sepet. Sepet. Sepetimiz yok. Gidip şehirden alacağız. Şehirden alacağız. Hemen şehre gidelim. Hasat sepeti almak için şehre gidelim. Lan. Niye gitmiyor lan bu? Çünkü bir yere vuruyoruz da ondan. Şurada hemen bir şehre gidelim. Hasat sepeti alalım. Bunun mazotu var mı? Daha var. Gider gelir. Şuraya bir benzin alırız jeneratör için. Böyle gelip gelip. Aslında biz yokuz lan. Valla My Summer Car gibi burada. İçinde biz yokuz. Sadece gözlerimiz var. Yavaş, 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 yavaş oğlum. Şuraya insan gibi bir giremedim var ya. 4 bölümdür oynuyorum oyunu. 4 bölümdür de burada kaza yapıyorum. Güzel bir yanlama. Şoförlerin virajda belli olur. Ama reis görmüyor musun? Ben geliyorum ya. Suç bizde tamamen. Adamda değil. Şurada bir duralım. Patates tohumu yok herhalde. Ha, var. Bir tane daha patates tohumu alalım. Ne kadar çok olursa bizim için o kadar iyi. Şu anlık. Ekeriz. Zaten bir ektiğimizde iki tane çıkıyor büyük ihtimalle. Şu kim lan? Bundan tanışmak lazım. Onun kim olduğunu bilmiyorum. Bu 69 numara bizim de. Mektup gelmiş gene. Heh. Yalnız
Bizim 29 bin dolarımız yok ki. Gene de atılıyor mu ya bu? Fakir. Piç! Ne küfür ediyorsun? Şerefsize bak, bize hakaret ediyor ya. Oğlum parayı bulacağım, bulacağım geleceğim. Neyse, küfür ediyor şerefsiz. Dursun. Mektup dursun da burada. Mektubu geri postaneye koyalım. Elektrik bağlatmaya geldiğimizde kullanırız, evde ne olacağı belli değil. Ben niye bu kapıyı açtım ki? Şurada sepet alacağım ben ya. Ya bu normal şey, ben hasat sepeti almaya geldim. Teşekkürler. Bir tane benim için yeterli ama şöyle bir bakayım yine de. Köpek yemeği mi? Köpeğimiz mi olacak? Köpek sahiplenebiliyor muyuz? Aa, dekorasyonlar var. Köpek kaseleri. Köpek ödül maması, balık, et. Şurada dekorasyon. Ha, bu çözeltiler var. Eğer şey olursa, bitkiler hastalanırsa bunları kullanıyoruz işte. Bir tane bundan alalım da dursun ya. Şimdi bir daha gel git yapmayalım. Onu da şunun içine atayım. Beraber alabilir miyim? Alamıyormuşum. Ya bir tane daha satayım. Bunu da aldım. İki tane alalım. İkisi de gelsin. Tarçın kokusu. Kavun kokusu. Çam kokusu. Ben şu kavun kokusundan alır. Bir tane arabaya koyarım BMW'ye bitsin. Selamun aleyküm. Şuradan benim benzin bidonunu ben bir alayım arkadaşlar. Yıkın arkadaşlar, yıkın. Şuradan şöyle bir sağa. Hop, kova kafamıza geldi. Ben şöyle bir sağa daha. Of, yanlamayı gördüm, yanlamayı. Dört çeker yanlaması bu. Gazla gazla gazla. Evde yememiz şu anda bitti ama ben ona gelirim bir ara gene. Dayımız burada yok. Bugünlerden perşembe çünkü. Yarın burada olacak. Allah! Lan bu arabanın frenleri çok zayıf ya. Acaba fren upgrade'i var mı bu arabaya? Şöyle duralım. Kova zaten intihar etti direkt. Hemen şu jeneratörü bir çalıştıralım. Mal gibi bunu çalıştırmadık. Üç buçuk saat boşa gitti ya fabrikada. Valla. Şurayı bir hasat edelim şimdi. İlk önce şu aralar alalım. Oy, tamam. Tamam. %15 oldu bu. Şurası teklendi. Şunu tekrardan. Ha, iki tane ekiyoruz böyle. Burası tekleniyor. O zaman iki tane geçiyor ya. Bunu daha fazla şey yapamıyor muyuz? Daha fazla tohum çıkartamıyor muyuz buradan? Bunun bilgisini bana bir geçerseniz sevinirim. Bunda bunu karıştırmayalım şimdi. Paderezyanın kafası iyi olur. Bizden bilirler. Buradan paderezleri alalım. Ha, 157 oldu. Tamam, güzel. Buradan da bir tane. Ha, 3 tohum çıktı. Çok iyi. Tamam. Ama Esra'dan 2 tane çıktı gene. Bunu daha fazla nereden alabiliriz? Bunu biri bize söylerse sevinirim. Patateslerimize götürelim içeri. Ne boka yarayacak bilmiyorum patates şu anda ama. Şurada bir işimiz vardı bizim. Ne diyordu? Sigara sigarası bir arkadaş at. Nasıl yapıyoruz bu işi? Ha, oturmamız gerekiyor. Paket mi lazım? Yaptık. Vallahi paket yaptık. Bir arkadaşımıza satacağız. Kime satalım? Lan. Lan. Kullandım mı ben onu? Allah'ım ya Rabbim, kullandım ya. Kafada bir değişiklik olmadı ama nereye gitti o ya? Ya gittik kullandık ya salak gibi. Onu satacaktım ben. Neyse, video dışında bir tane yaparım. Öbür bölüm satarız artık. Bu bölümlük bu kadar. Ben para kasmaya çalışacağım. Yani para kasmaya devam edeceğim. Odun satacağım. Şakır fabrikasında şeker yapacağım. Bir şekilde geçimimizi sağlayacağız. Bir de şu tarlayı büyütürüm. Diğer patates de ekerim. Bunun devamı nasıl bu? Sadece iki tane mi var elimizde, yoksa gidip şeyden almak mı lazım? Rüzgar türbinüsünü almak mı lazım? Bunu da bir yorumlara yazarsanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere.
Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.